Değerli dostlar selamlar. SEO serimizin bu videosunda da hem ağ güçlendirebilmek hem de bir önceki videomuzda bahsettiğimiz indeks almayan web sitelerini değiştirebilmek adına yeni web sitelerini nasıl ağa dahil ettiğimizi anlatacağım. Bunun için ben genellikle düşmüş domainleri tercih ediyorum. Çünkü düşmüş domainlerde iyi kötü bir link inşası oluyor halihazırda. O yüzden serimizin bu videosunda kaliteli düşmüş domainlerin tespitini anlatacağım. Diğer yandan bu konuyla alakalı halihazırda YouTube kanalımızda bir video mevcut fakat seri itibariyle, konu itibariyle bu konuyu anlatmamız gerektiği için tekrardan anlatıyorum. Şimdi bunun için kullanacağımız servis Expired Domains servisi. Bu servise buradan sign up'tan kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra burada deleted domain alanına geldik. Şimdi burada çeşitli yöntemler var. Yani şöyle işte örnek veriyorum. Wikipedia backlinki yüksek olan domainler bulmak için yaptığımız bir yöntem var. Onu zaten anlatmıştık. Bu videomuzda ise onun yerine Türkçe SERP'e uygun yani Türkçe arama sonuçlarına uygun kaliteli domainlerin tespiti için yapılması gereken işlemleri anlatacağız. Şimdi şöyle değerli dostlar. Kullanacağımız tek araç bu arada Expired Domains değil. DAPA Checker'ı kullanacağız. Her ne kadar Moz'un DAPA faktörü Google için bir metrik olmasa da daha önceden kullanılmamış domainleri de listemize, ağımıza katmak istemiyoruz. O yüzden bu servisi kullanacağız. Bir diğer kullanacağımız servis ise arkadaşlar Semrush. Semrush'ın 14 günlük hesabını 150 TL değerli dostlar sepetix.com'dan alabilirsiniz. Bu arada bunun da bilgisini geçmiş olayım. Şimdi yapacağımız işlemler şu şekilde. Show Filter alanına geldik. Burada SEO kısmına uğramayacağız. O dediğim gibi bir önceki videonun konusuydu. Com, net, org, biz ve info alan adlarını değerli dostlar seçtik. Daha sonrasında da common bölümüne geldik. Burada Turkish yani Türkçe arama sonuçlarına daha yakın. Tabii ki burada Turkish seçmeniz durumunda tüm alan adları Türk ibareleri içeren alan adları olmuyor. Fakat yine de bizi ciddi bir yükten, boş domainlerden kurtarıyor. Onun dışında burada contain kısmına yani allow this bölümüne işte örnek veriyorum haber, blog, işte sektörünüz oyunsa oyun veya işte game, finansa finans gibi kelimeler yazıp da aramayı daha da daraltabiliyorsunuz. Burada apply filter bölümüne tıkladık. Şu anda burada karşımıza bazı domainler listelendi. Yani 50'lik listede bazı domainler listelendi. Mesela müşavir.org güzel bir alan adına benziyor. Burada check yaptık. Check'te 1'e 5 çıktı. Burada da bir konu domain hash konusu. Eğer burada 00 ibaresi yer alıyorsa veya one day ibaresi yer alıyorsa anlayın ki bu domain değerli dostlar reklenmiş. Burada mesela ne var? Ajans 396 var. Burada bunu da check edelim. 3'e 8 gibi bir sonuç verdi bize. İşte örnek veriyorum çizme.biz var. Yani bir tık da böyle hem satılabilir yani alırken para kazanacağımız domainleri yakalamaya çalışıyoruz. Mesela çizme.biz'in Semrush sonuçlarına bakalım. Yani kaliteli veya kayda değer bir şeyi var mı? Backlinki var mı? Ona bakalım. Gördüğünüz gibi yani çizme.biz'in çok da aslında kayda değer bir şeyi yok arkadaşlar. Aramamızı daraltalım. Buraya işte örnek veriyorum. Blog, haber, kredi, finans, ekonomi, oyun, işte ücret gibi keywordleri yazalım. Apply filter butonuna basalım. Mesela burada kredi7.com çıktı. İşte ekonomik adres, oyuntavsiye.com, kredi23, haber84 gibi alan adları çıktı. Mesela kredi7'ye geldik. Bakalım bu domain nasıl bir domain. 12'ye 26 ama arkadaşlar gördüğünüz gibi domain alınmış. Burada yapmamız gereken şey şu. Only available domain. Bakın burada registered ibaresi var. Bazen burada available yazmasına rağmen domain böyle birkaç dakika önce alındıysa burada yine statü available olmasına rağmen domain alınamayabiliyor. Burada apply filter butonuna tıklayıp tekrardan sorgumuzu daraltalım. Daha sonrasında da bu alınmış domaine bir bakalım. Yani nasıl bir domain? İşte en azından neyi kaçırdığımızı görelim değerli dostlar. Burada referring domain bölümüne geldik. Otoriteye göre backlinkleri sıraladık. Mesela Milliyet'ten backlinki varmış. İşte zengin olmak istiyorsunuz. Para kazanmanın altın kuralları. Türkiye'deki 5 büyük devlet bankası. İşte Shift.net'ten varmış. 2 tane haber sitesi benzeri siteden backlinki var. Hisse.net'ten var. Aslında çok da kötü bir domain değilmiş. Otorite skorları da fena değil. Burada spam skoru 11. Bu çok bizim için önemli bir konu değil zaten. Mesela kredi23.net var. Kredi23.net'e bakalım. Çok iyi bir domaine benzemiyor. En azından dışarıdan. İşte haber84 var. Burada yine check ettik. Haber84 de çok uygun bir domain değil. alemhaber.net var. Yani haber sitesi olabilecek bir domain. Mesela 12'ye 22 domain alınmamış. Şurada bir
check edelim. Bu da listeleyelim. Yani çok da iyi bir domain değil. Yani gördüğünüz gibi linkleri çok kuvvetli bir domain değil. Gibi gibi değerli dostlar. Yani burada işte haber anket, Denizli haber var, gazeteci haberi, işte haber 369 mesela. Hadi bunu da bir son kontrol edelim. Daha sonrasında yolumuza devam edelim. 3'e 5 çok bir şeyi yok. Yani linki yok. Gibi gibi. Tabii ki şöyle de bir durum var. Yani expired domains'ten alınan domainlerin işte Semrush'ta gözüken backlinkleri oturacak diye bir kaydı yok. Mesela o konuyla da alakalı ben bunu daha önce bir videoda anlattığımı bilmiyorum ama bunu da anlatmış olayım sizlere. Şimdi yeni medya düzeninin bağlantılar kısmına geldik. Burada listemizi açtık. Bakın, ntv.com.tr'dan 56 tane backlinki var. Biyografi zaten bizim paravan sitemiz. Cosborg zaten benim sitem. Onun dışında ek sözlükten 4 tane var. Blogspot var. Bu da zaten bizim paravan sitemiz. Reddit var. Bursaport var. Dergipark.org.tr. Wikipedia'dan 2 tane. About, işte Amazon, Forum.tr, Flickr. Bunlar bizim yaptığımız profil backlinkler. Mesela Milliyet'ten var. mserdar.dark, ntvspor.net. Onun dışında O Ne Diyor'dan bir tane var. Postadan var. Sabah'tan, Shiftelek'ten, T24. Yani gördüğünüz gibi mesela linkler oldukça kaliteli. yenimedyadüzeni.com'da. Diğer yandan Yeni Medya Düzeni'nin mesela Semrush'ta soru alırsanız Wikipedia'dan çok daha fazla bağlantısı gözüküyor. Böyle de olsa bu backlinklerin çoğunu değerli dostlar Search Console bağlantılar maalesef görmedi. Mesela kredi7.com güzel bir domaindi. Onu şöyle bir gösterelim. Şurada S butonuna tıklayalım. Mesela Milliyet'ten. Örnek veriyorum, biz bu domaini almış olsaydık ne yapacaktık? Bu domaini almış olsaydık yapacağımız ilk işlem, zengin olmak mı istiyorsunuz? Para kazanmanın altın kuralları title'ında direkt bu URL'e yönelik bir içerik oluşturmamız gerekiyordu. Yine Türkiye'deki 5 büyük devlet bankası diye bir içerik oluşturmamız gerekiyordu. Onun dışında mesela burada farmı farklı bir link çıkışı olan, mesela Ziraat Bankası IBAN sorgulama öğrenme, işte Ziraat Bankası EFT saatleri gibi linkleri yakalayabilmek adına bu içerikleri oluşturmamız gerekiyordu. Fakat değerli dostlar bunu şey yapamadık. Yani bu domaini biz alamadık mı? Aslında arkadaşlar bu domaini ben aldım. Yani bugün bir video çekmek için check ettim ben şeyi, listeyi. Gördüm ki bu domain boşta. Linkleri de fena değil. Eğer bu domaini biz kurduktan sonra, ki buna GeneratePress kuracağız. GeneratePress'i kurduktan sonra eğer bu domain indeks alıyorsa, örnek veriyorum mesela Pinta Adam hala da indeks alabilmiş değil. Şöyle tekrardan check edelim Pinta Adam'ı. Gördüğünüz gibi domain hala da indeks almadı. Bu domainde biz birkaç içerik daha girdikten sonra tekrardan bir check edeceğiz. Yani alabilecek mi, alamayacak mı? Ha, baktık alamıyor. Pinta adam arkadaşlar şeyden çıkaracağız. Paravan ağından çıkaracağız. Kredi7.com'u kullanacağız. Ne olacak? Bir finans sitemiz olmuş olacak indekslenen. Tabii kredi7.com'a daha henüz kurmadık. Buna kurup bakacağız. Onun dışında işte örnek veriyorum mesela havadisankara.com da muhtemelen mevcut ağımızdan çıkacak. O da çünkü hiçbir şekilde indeks almıyor. Şu anda zaten mevcut ağımızda 4 tane VBOT'lu sitemiz mevcut. 5. de belki işte haberdefteri.com indeks alırsa olur. Haber sitesine gerek yok. Yani blog site sayısını arttırabiliriz. Yani nedir? Finans alanında bir tane sitemiz olmuş oldu. Onun dışında işte farklı farklı kategorilerde bu tarz siteler açıp mevcut ağımızı maksimum seviyeye çıkartacağız. Yani dediğim gibi öncelikli hedefimiz indeks alabilmek. Çünkü şu anda en büyük problem indeks alma tarafında. Pintiadam.com dışarıdan güzel bir domain olarak görülse de düşmüş bir domaindi bu. Şu anda indeks almıyor. İndeks almayan web sitesi bizim hiçbir işimize yaramaz. Bu sitelerle vakit kaybetmeyeceğiz. Mevcut ağımıza böyle günde bir tane, iki tane domain ekleyerek en azından benim kafamda kurguladığım şey şu: 30 tane sürekli indeks alabilen, içerik girilebilecek, farklı farklı sektörlerde olan web siteleri oluşturmak. Yani bu video serisiyle beraber benim hedeflediğim şey bu. Konu bu. Daha sonra yani bu 30 siteyi, sürekli indeks alabilen 30 siteyi, işte ChatGPT bir de entegre ettikten sonra, VBOT'u da tamamen entegre ettikten sonra, mevcut anahtar kelime analizlerini de yaptıktan sonra temel amacımız da bu sitelerin trafiğini arttırmak. Yani bu video serimizin temel konusu bu. Bu videoda anlatacaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.